Spor gündeminden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Evet, Konyaspor'da ikinci yarıyla beraber 3 maçlık bir galibiyet serisi olmuştu. Rahmetli Ahmet Çalık'ın ardından Konyaspor 3 maç kazandı 1-0'la. Belki bu aldattı, bu yanılttı camiayı ama sonraki haftalarda fikstürün de azizliğiyle beraber Konyaspor özellikle defans hattında yaptığı hatalarla, bireysel hatalarla beraber futbol takım oyunudur çünkü. Birinci bölgeden üçüncü bölgeye kadar bütün oyuncuların eğer bir sonuçta olumsuzlukta hatası varsa hepsinin vardır. Gelinen süreçte Konyaspor vurgun yedi adeta. Alanya deplasmanında çok farklı bir, belki Alanya cephesi de böyle bir galibiyeti hayal etmemişlerdi. Tabii burada hakem faktörü de öne çıktı. Haftalardır, sadece bu hafta değil. Ama sadece hakem üzerinden yürürsek, eksiklerimizi halının altına süpürürsek o da yanlış. Bunları konuşmaya çalışacağız. Çok değerli iki konuğum var. Onları ben hemen tanıtayım sizlere sevgili seyirciler. Haftalardır, 3 haftadır bizle beraber olacaktı ama ailesiyle beraber karantina süreci geçirdi. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Futbol adamı, Konyaspor'da hem oyuncu olarak, futbolcu olarak, hem genel kaptan olarak her konumunda görev yapmış Konyaspor'umuzun unutulmaz efsane isimlerinden bir tanesi Sayın Tuncay Şimşek, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Futbol Antrenörlüğü Derneği Başkanlığından tutun da Konya camiasına yıllarca hizmet etmiş bir isim. Teşekkür ediyoruz katılımları için. Diğer tarafta da yine genç dinamik kardeşlerimizden beraber ve bu sene bir sene olmadı değil mi? Olacak abi, 11. aya dönüyor. 11. aya, ben onu hesaplamadım ama yaklaşık bir seneye yaklaşıyor. Ama tabii geçmişinde yine Konya'da 10 yılı aşkın gazetecilik deneyimi olan ve sarı basın kartı sahibi değerli KonTV spor muhabirimiz. Beraber çalışmaktan da zevk aldığımız, gurur duyduğumuz çalışkan, dinamik bir kardeşimiz Hasan Yıldırım. Hoş geldin sen hoş de bir kez abi, daha. Hoş bulduk abi, teşekkür ederim. Tabii Ahmet'in eksikliğiyle, Ahmet'le başladık rahmetliyle, müdafaada büyük sorunlar yaşıyoruz. Bu bir gerçek, bunu kabullenmemek elde değil. Az önce sen de ifade ettin, Ahmet Çalık'ın ölümünden sonra 3 maç kazandık. Bu da aldattı. İşin gerçeğini konuşmak gerekirse dışarıdaki söylemlere baktığımız zaman ya çalıksız da kazanabiliyoruz. Bu acılarda, yani acıların içinde de olsa maç kazanıyoruz bir düşüncesi hasıl oldu. Bizlerde bile oldu yani. Ama zaman, periyot ilerledikçe gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Yani şimdi ben isim izim üzerinden gitmek istemiyorum. Şu anda Konyaspor'un hani yoluna devam eden bir konu mu var puan açısından? Yani iş değilse, yani lig birinciliğini kaçırdık düşüncesine, yani kaçırdık sayılır yani bana göre, şampiyon olma olayı bitti gibi. Ama niye ikinci olmayalım? Yani niye üçüncü olmayalım? Bunun mücadelesine girmek lazım. Bunun mücadelesini yapmak lazım. Şimdi acılar yaşadık. Kayıplarımız oldu. İki tane gönderdiğimiz isimler oldu. Yani biri vefat etti. Biri işte biliyorsun, adını bile söylemek istemiyorum, Başakşehir'e gitti. Yani bunlar eğer ki Mustafa Hocam, şöyle başlayalım. Konyaspor camia olarak, yönetim olarak, teknik heyet olarak şampiyonluk istiyoruz biz bu yıl düşüncesinde ise idi, kesinlikle iki tane adam transfer etmesi lazımdı. Ben seninle önceki konuştuğumda ben ara transfere karşıyım her zaman dedim, ediyorum. Ama hedefin şampiyonluksa kesin, oraya dolduracaktın yani. Orayı dolduracaktın. Bir yani kişi bir hafta sinyal veriyorsa, iki hafta aynı şey oluyorsa, üçüncü hafta başkasına şans vereceksin abi.
Hocam onu İlhan Hoca 2 hafta önce galiba yine bir basın toplantısına Altay sorduk. Maçında. Altay maçında. Yani Aniçiç'i neden görev almadı? Musa oynamıştı değil mi abi orada, doğru hatırlıyorum. Musa'yı stoperde görevlendirdi. İki tane sol ayak. Abdülkerim'in aynı özellikleri taşıdığı için hata yapmaya daha müsaitti. O yüzden Musa'yı oynattık diye bir şey söylemişti o da. Yani bilmiyorum, kendi düşüncesi, saygı duyarım ama öyle bir şey var mı ya? İkisi de sol ayak, yani ikisi de sağ ayak. Yani. Özellik bakımından yani aynı tip oyuncular ayrı. Yani sana görevini yapıyorsa, yani çıkıp sana faydalı oluyorsa sağ ayak, sol ayak, iki kişi, üç kişi ne fark eder hocam? Yani bana göre. Yapılan hataları bu maç telafi eder. Çünkü maçtan önce kendisiyle özel görüşüldüğünü biliyorum. Moral motivasyon verme anlamında Adil'e karşı. Hani futbol takım oyunudur. Yani bu hataları tamamen Adil'e yıkmanın hakkaniyetli olmadığını düşünerek teknik heyet ve yönetimin. Hayır, ben yıkmıyorum hocam. Yani, ben yani Uğurcan oraya kazandırılabilir mi? Hazır değil mi? Oynayarak geldi mesela Adana Spor'dan Yazgılı. Problem belli. Kaç gol yemiş yani hocam, siz devam edin de. İlk abi, yarıda 23 maç 16 gol değil mi? Abi evet, notlarımı burada almıştım. 21 maçta 16 gol yedik. Ligin ilk devresinde 19 maç, ligde 1 maçta 2 maçta şey de var, kupada var, Ümraniye ve Van maçları. 21 maçta 16 gol yemişiz hocam. 0.76 maç başı ortası gol yemek. Son 5 maçta da toplamda 18 gol var, 3.6 gol yemişiz maç başı. Son 5 maçta 18 gol, kupada. Ligde 13 gol yemişiz ya. Ligde yani. 15 ilk devrede evet. Yani bu neydi yani bu? Ne olur bir futbol adamı olarak ne düşünüyorsunuz o zaman? Yani problemin nerede olduğu belli işte. Az önce söylediğiniz 23 maçta yenilen gol sayısı, 21 maçta 16 neyse. Diğer tarafta bakıyorsunuz handball maçlarına döndü yani. 5-4, 5-4 yani. Ne olması gerekiyor? Yani Adil devam mı etmeli? Uğurcan şans mı bulmalı? Aniçiç kimle oynamalı? Aniçiç bitmiş mi? Kafada mı bitirmiş? Kadroda yok. 21 kişilik kadroda yok. Hocam işte bunları bak, ben maç eksiği var. Evet. Sana sordum. Dedim ki ben bilgim yok. Hasta mı? Kadro dışı mı? Değil. Kadro dışı olsa yani okuruz, duyarız, ederiz. Çok mu kötü? Ben dedim ki bizde bir Aniçiç vardı. Bu ne oldu? Yani neyi var? Bilgimiz yok. Onun için yani şimdi bir değişiklik yapmakta fayda var hocam yani o mevkide. Orada oynayabilecek, oradaki görevi yapabilecek bir kişiyi bakacaksın. Abi Alanya maçı ya beklediğimiz gibi geçmedi. Yani zor geçeceğini biz zaten tahmin ediyorduk ama böyle 1-0 gibi en kötü ihtimalde, en kötü senaryoda yenilsek bile 1-0 ya da 2-1 gibi bir rakam tahmin ediyorduk. Tabii farklı bir skor bizi cidden rahatsız etti. Yapılan bariz bireysel hatalar var. Onlar kötü oldu. Yine biraz önce istatistiği verdik. Ligin ilk devresinde yediğimiz toplam gol sayısını geçtik. Yani Süper Lig nezdine bakarsan sadece 15 gol yemişiz. Son 5 maçta zaten kendi başına 18 gol yedik. Yani hiç beklenmedik şeyler. Biraz önce sen yine söyledin abi, ondan notlarımı arası aldım da. Adana Demir, Altay, Giresun maçları 1-0 kazandığımız maçlar. Gol yemedik oralarda da. Ama o maçlarda sanki bir tökezlesek bir transfer gelebilirdi. Çünkü artık her şey yolunda gidiyor gibiydi. Atıyorduk, yemiyorduk da. Yani hep 1-0 zaten, gol yemiyorduk. Yani o zaman savunma da artık tam oturmuş gibi bir algı olmuş olabilir. Yani biraz daha elin artık rahatlamış gibi ya da geciktirmek gibi. Ya tam olarak o şekilde düşürmüş olabilir. Ama orada bir fire verseydik bence bir savunma oyuncusu gelirdi. Bir de hocam ifade ederken söyledim. Marin Aniçiç ve Abdülkerim Bardakçı ikilisinin denenmesi. Yani orada Adil oynuyor, Musa oynuyor ama yine o ikiliyi denemekte fayda var. Bir de şunu ben artık düşünüyorum ve savunuyorum. Yani bir hayat felsefesinde vardır abi bu. Aynı şeyi deneyerek farklı sonuçlar elde edemezsin. Yani Adil ve Abdülkerim oynuyor zaten. Sürekli beraber oynuyor. Ve acayip şekilde gol yiyoruz. Yani bir farklı bir alternatif, farklı bir fonksiyon üzerine durulmasında da fayda olduğunu düşünüyorum. Yani şahsi olarak baktığım zaman yine hoca tabii kendi görüşü, kendi düşünceleri, ikisi de sol ayak, ikisi de aynı tip oyuncu özelliklerine sahip. O yüzden hata yapma riski çok daha fazla dedi. Tabii ne düşünüyor, ne yapıyor bilmiyorum. Çünkü direkt birebir de gören oyuncuları o kendisi. Tuncay abi, Sanchez Karagümrük'ün başındayken Konyaspor bu sezon 4-1 mağlup etti. Peki nasıl mağlup etti rakibini? İlhan Palut dersine iyi çalışmıştı. Önde basarak, baskı uygulayarak gitti. Kaptığı toplarla, kazandığı toplarla rakibini mağlup etmeyi başardı. Hani hatırlarsak Rahmanovic'in falan attığı golü evet.
ilk dönem önde basarak bozdu rakibini. Sanchez'in oyun planı bu. Geçen hafta Trabzon bunu Alanyaspor'a uyguladı. Önde basarak 40 dakikada 4 gol buldu. Şimdi biz kendi kurşunumuzla vurulduk. Biz de oyun sistemi olarak baktığımızda yediğimiz gollere Seyic'in yaptığı hataya paslaşarak çıkmaya çalıştık. Kaptırılan toplar, hatalar, bireysel hatalar derken biz de 40 dakika bulmadan 12-18 dakikada 4 gol birden yedik hocam yani. Şimdi baktığımda Kandiyaş'ın şutu adil, bıraksa adil top out'a gidiyor. Ya da arkadaki Alanyalı dokunsa offside'da zaten. Yani sonra 26-33 Umut Güneş, 38 penaltı Çiçi, 42'de Novais. Yani buradan 26'dan 42'ye. Konyaspor bu takım değildi. Ne Alanyaspor Konyaspor'a 5 gol atacak bir takım, ne Konyaspor'da Alanyaspor'dan 5 gol yiyecek bir takım. Şimdi Konyaspor kendi kurşunuyla mı vuruldu? Kendi sistemiyle mi vuruldu? Hocam elbette sistem değil. Bak şimdi yapılan hem bir bireysel hatalar, iki bana göre ya kardeşim şimdi bütün bu takımlarda var. 6 pasta pas yapıyor müdafaya. Yani 18'in içinde 6 pasta al ver ya. Bunu rakip takım sana baskı yaparken yapamazsın kardeşim. Elbette bir yerde hata yapacaksın. İşte yaparsan yakalar abi. Hem bunu yapıyorsun yani. Hem de orta alanda ayağında top tutabilecek amir gibi bir adamın yokken yapıyorsun. Evet, bu riski. Ve amir mesela bak oynadığı son 7-8 maçlarda maçı izleyenler iyi dikkatli izliyorsa yata geliyordu. Libero stoperin yerinde top alıyordu. Orada al ver yapıyordu. Yani abi dediğin gibi Karagümrük'ün başındayken zaten kısa paslarla çıktığını biz biliyorduk. Ona rağmen iyi bir galibiyet almıştık orada. Yine Trabzon da aynı şekilde yaptı. Yani uzun topla oynasa zaten Trabzon çok kötü bir şekilde avlanmış olacaktı. O maçı da bizzat izlemiştik. Çok güzel bir maç olmuştu. Yani dediğimiz gibi senin dediğine katılıyorum abi. Kendi kurşunumuzu kendimiz yedik yani. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Zaten yaptığımız hatalar da birbirinin peş peşe geldi. Yine yediğimiz gollerde falan da baktığımız zaman savunmada da yani ben direkt takım savunması yapıyoruz zaten ama takım savunmasında gerçekten sınıfta kaldık. Farklı atmosferler, farklı değişiklikler de çare olmadı. Abi şöyle zaten yediğimiz yok. O saatten sonra olmaz hocam. 4 yemişim, 4. Böyle bir aşırtma yemişiz. Ve hatalı. O değiştirmek yani, zorunda mıyız her maç 5 oyuncu? Değiştirme o zaman. Yani 2 de bırak ya da 3. Hayır. Ya umut bu yani zorunda diye bir şey yok hocam. Yani hocanın ümidi. Acaba 10 alsak bir gol daha atar mıyız? Yani onu şey yapsak orayı güçlendirir miyiz? Hocam kulübe de biraz zayıf gibi sanki öyle değil mi? Ya hocam bu gerçek zaten kulübenin zayıf olduğu. Yani. Şimdi amir yok. Amirin yerine oynatacak adamımız yok. Yani oynuyor da o verimi vermiyor. Devşirme. Sukubic geliyor, gidiyor. Barış geliyor, beklenenin altında. Stoper gidiyor. Allah rahmet eylesin. Adil geliyor. Şimdi Adil gitse Adil'in de yedeği yok. İki tane yedek yani. Şu an baktığımız zaman sağ stoper oynuyor. Hocam yakaladın, aldın, götürdün. İşte böyle bir depreme girdiğin zaman evet, toparlamakta zaman alıyor. Hocam o da gerçekten çok iyi gitmiş. Hatta onu da ben notlarımı arasına almışım. 14 hafta ligi ikinci sırada götürmüşüz. 14 hafta. Yani 13. haftada Hatayspor'la aynı puandayız. Averajla biz ikinci sıradayız. Ama bir sonraki hafta Fenerbahçe'yle aynı puandayız. Averajla ikinci sıradayız. Daha sonrasında 14 hafta boyunca ikinci sırayı hiç bırakmamışız abi. Yani alt 3. sırayla bizim aradaki puan farkı 3, 5, 6 arasında geziyor. En fazla Adana Demir'le puan farkı olmuş. 8 puan önündeymişiz. Daha sonrasında tekrar 5'e kadar düşmüş. Ama 14 hafta boyunca 2. sırayı asla elden bırakmamışız. Sadece Volkan Bayarsan'la bunu sınırlandırmak istemiyorum. Genel itibariyle ben hakemlerde bir problem olduğunu düşünüyorum. Onu da şuraya bağlıyorum. Yani bu sezon geçtiğimiz hafta değil ama ondan önceki hafta sanırım yayın gelirleri açıklandı. En fazla yayın gelirini alan ekip ligde kalma mücadelesi veren şu anda Galatasaray 167 milyon net aldı. Adam ligde kalma mücadelesi veriyor. Konyaspor 2. sırada aldığı para 95 milyon. Şimdi şöyle Galatasaray'a 167 milyon veren bir adam bunu bir yerden doldurması lazım. Nereden dolduracak abi? Adam takımı kümeye oynuyor. Herkes kimse izlemiyor yani. Bir satıyor, bir şey yapıyor. İzlemiyorlar yani açıkçası. Bunu bir yerden denk getirmek lazım ve bu yüzden de İstanbul takımlarını potaya biraz daha sokmaya çalışıyorlar. Yani biraz önce Mustafa abi de söyledi. Yani zaten aşağıdan çekmeye çalışıyorlar bizi de biz ona zaten ekmeklerine yağ sürüyoruz. Yani kendi kalemizi atıyoruz zaten. Yani hakem en fazla onu yapabilir zaten. O da biz kendimiz yapıyoruz zaten. Yani yapacak bir şey yok. Onlara fırsat vermiyoruz. Bir de alt liglerden şey geliyor zaten. Birincilikten Ümraniye, Eyüpspor, İstanbulspor. Yani zaten
Önümüzdeki sene 18 takıma düşecek. Neredeyse 8 tanesi İstanbul takımı zaten bunların. İstanbul'un Mahalle Ligi'ne doğru gidiyor. Yani bir yanda bir sıkıntı var. Yani bence tamamen bu yayın gelirlerine alakalı. O taraftaki çıtayı biraz daha yükseğe çıkartmak için. Şimdi şöyle. Konyaspor'a 95 milyon para geliyor yayın gelirinden. Bu biraz da şampiyonluk şeyine göre, sayısına göre de adamlar önceki bizde şampiyonluğa para alıyor ayrıca. Şampiyon olmuş önce ona Bursa gibi da mesela bir ara yaptı. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bizim birlik ve bütünlüğü sağlamamız lazım. Şimdi adam mantıken şunu düşünüyor. Konyaspor ikinci sırada ne kadar dekoder satarım ki diyor. Yani zaten 5000 kişi var. Onlar da maça geliyor zaten. Yani dekoder almaz. Yani bir birlik bütünlük. Hani abi hep söylüyoruz biz bunu ya. Bir Trabzon mesela acayip milliyetçi. Napoli'den sonra en fazla şehrin takımı tutan ekip. Takım, şehir. Yani bizim böyle bir şey olmamız lazım. Ben en büyük hayalim benim. O yüzden örnek verirken Trabzon'a verebilir mi diye söylüyoruz. Bak örnek verirken. Aynen öyle. Çünkü o tutkunluklarını bildiğimiz için. Hakem de öyle diyor. Ben diyor bu golleri iptal etsem anında Twitter'da, sosyal medyada gündemdeyim abi diyor. Kapattırırlar abi adamın hesabını. Kafir diyor, ben diyor bununla mı uğraşacağım diyor ya. Günlerce, saatlerce gündemde kalacak Volkan Bayart'ın. Ama Konya'nın diyor golünü iptal edersem kim konuşacak diyor ya. Konya Spor X konuşur abi tweet'te yani. Bitti. Kim hakkını savunacak ki diyor adam. 4 tane Konyaspor X hesabı var abi, onlar konuşur. Yani bir de şu yayın gelirleri demişken şu an puan cetveline baktığımız zaman yayıncı kuruluşu kurtaran bir tane ekip var, o da Trabzonspor. O da geçmiş dönemdeki şampiyonluklarından dolayı artık bir şekilde yayın geliri fazla. İkinci biziz zaten. Üçüncü Adana Demir arada bir sıkıştırırsa o. Bir gelirse Hatay, onun da yine bizim gibi çok milliyetçi bir ekip değil. Hatay'da Hatayspor'u destekleyen kaç kişi var? Yani bu açıdan baktığımız zaman yani herkes aşağı doğru çekmek ister. Ama şimdi o 3 büyütülmüşlere de baktığımız zaman bir Anadolu kulübüne göre çarpı 3 yani onlarda milyarlarla borcu var. Bizde milyonlar. Yani temizlik isteriz abi biz ya. Yani ben düşüncem bu şekilde de futbolda kirli kramponlara yer yok hocam yani. Futboldaki kirli krampon çamurdan olsun ya. O zeminden olsun yani. Senin söylediğinle örtüşen bir şey söyleyeyim. Çok düştü. Türk Ligi'nin kalitesi değil mi abi? Yani kalitesiyle beraber değeri. 3-5 tane firma var. Daha önce çok çok yüksek fiyatlara efendim ne yapıyordu? Bu yayın anlaşmaları yapılırken şimdi çok düştü. Bu haftaya dikkat çekmek istiyorum. 3 puanlı sisteme geçildikten sonra bir bilgi aktarayım. 3 puanlı sisteme geçildikten sonra 87-88 sezonundan bu yana ilk kez bu hafta 44 gol atıldı. Şimdi yayın şeyi yapılacak. İhalesi. Yayın ihalesi. Tam ihale öncesi. Bahis. Bu bahis çıktığı günden bu yana canlı bahis, kumar neyse artık. Bana göre futbol bitti zaten. Bana göre bitti yani. Figüran. Anadolu kulüpleri zaten figüran. Düşenler, çıkanlar, kalanlar falan filan şampiyonlar. Bak bu Trabzon nasıl şampiyon oldu onu da söyleyeyim mi? Bu 3 İstanbul takımı bu sezon. 3'ü birden kötü ya hocam. Dediler ki 37 yıldır bağırıyorsunuz. 37 yıldır cazgırlık yapıyorsunuz. Yapmadığınız kalmadı. Çok da tutkunsunuz, milliyetçisiniz biliyoruz. Sizin ağzınıza bir parmak balı çalıyoruz bu sene. Bir parmak balı. Bundan sonra rüyanızda göremezsiniz. Tamam mı? 3 takım kötüyken hadi sizi aradan çıkartalım bu sene şampiyon yapalım dediler. İşin özeti. Abi biraz önce söylediğimde rahmetli Muhammed Yürükusu ile bir röportaj yapmıştım ben. Bana aynen şu cümleyi kullanmış. Futbol amatörken çok güzeldi dedi ya. Ben anlayabildiğim yani o golleri izlemek için yayıncı kuruluşa abone sayısı mı artacak diyorsun? Yok ya abi yine Jet Sosya'da Ajda Hanım, ünlü futbolcu Hakan Ünal. Yani eleştiri şudur yani. Benim bir doğrum var, seninki yanlıştır. Ama biz de eleştiri yapıyoruz, kendi doğrumuzu söylemiyoruz. Hocam bak mesela, öz eleştiri yapmıyoruz. Ya o bak, ayrı mesele hocam şimdi da. Şimdi bugün Hasan'ın söylediği altını doldurmuyoruz. Yani, altını doldurmuyoruz. Takım şeyde, yani Adile evet, evet. Adile şey yazıyor hocam. Yani bunu gördüm bir tane Twitter'da. Düşmana güven, dosta korku diyor ya. Adam ya abi bunu diyeceğine Adile biraz desen ki yaz abi görüyor ya Instagram'dan görüyor. O, ki, yani kardeşim Adil, oldu, iyi niyetlisin. Daha yol, iyi biraz niyetlisin. Daha çok çalış. İyi niyetinden aynen şüphemiz öyle. Yok ama biraz daha kendini geliştir. Üzerine bu büyük bir yük bindi. Yani eksiklerini gider daha bu çok kadar, çalış diye söylesen abi. 11 hafta Adil'den daha fazla verim alırsın misal aynen diyorsun. Öyle. Abi hepsi çok kaliteli aynen. De o birlik bütünlüğü sağlamamız lazım. Biz iyice vuruyoruz. Hocam şimdi bak. Görüyor oyuncular hepsi okuyor. Görüyor abi görmez az önce mu? Mustafa kardeşim dedi ki bu takımın toparlaması için ne yapmak gerekir?
Ya aziz kardeşim, işte biz yerden yere vurursak burada, yani çıkar da öldü bitti dersek bu takımı toparlayamaz. Bu takım değil miydi önce de buraya kadar gelen takım abi? Aynı adamlar değil mi? Şu arkada fotoğrafı dönen adamların hepsi aynı. Yani. Sadece iki kişi o yok. O zaman ne yapacağız? Onları hazırladığın için teşekkür ediyorum Hasan. Estağfurullah. Evet. Öz doğruları, öz doğruları konuşacağız. Eleştirilmek gerekiyorsa eleştireceğiz. Eleştirimizi de yaptıktan sonra bu takımın motivesi için uğraşacağız. Başka bunun yolu var mı abi? Da hocam oldu. Ben oraya şuradan bakıyorum. Yani ben genelde zaten bardağın dolu tarafını görürüm hocam. Mesela şu bardak ya dolu, gerçi bu da biraz doluymuş da hep dolu tarafını görürüm. Şimdi şöyle bir durum var hocam. Bir hikaye vardır. Kartal hikayesini bilir misiniz? Kartal böyle belli bir yaşa geldikten sonra ölüyor. Ölmesinin sebebi tırnakları artık işlemiyor, avını yakalayamıyor. Gagası artık işlemiyor, yiyemiyor. Bir yerden sonra ölüyor. Bu daha fazla yaşamak için sadece şöyle bazı kartallar yapıyormuş bunu. Kendini dağ taşa atıyor hocam. Vura vura tırnaklarını kırıyor, gagasını kırıyor, yeniliyor. Otomatikman yeniden doğmuş gibi tekrar aşağı iniyor, kaldığı yerden devam ediyor. Musa kendi kalemize gol attı, pençesini kırdı kartalın. Adil kendi kalemize gol attı, gagasını kırdı kartalın. Yenilendiğine göre de artık ufak ufak toplamaya başlayalım abi. Sen ara transferi yapıyorsan hazır top çalacaksın kardeşim. Geldiği dakika hocam, koydun mu takıma, Alvisca gitti. Hocam yine başa döndük ama şimdi biz dedik 11 şey hafta ne yapmalıyız? Hayır. Sorduktan sonra yine oraya ama döndük. Hocam, hocam şimdi, kimse de elindeki hazır oyuncuyu vermez ama. Diyor ki arasında. Hasan kardeşim ne diyor? Ne Hasan diyor? Kartal'ın ne diyor? Kanadından ortan evet. Yani hazır değil. Ya öyle hocam, şey yok. Hocam ama şimdi hazır oyuncuyu kimse vermez ki. Bir de yabancı sınırı var zaten. 3 tane Türk oynatacaksın sonra 4. Alan nasıl alıyor hocam? Abi paraya basıyor. Şimdi bak transfer politikasında şimdi bir de bize şöyle bir şey var. Tamam eleştiriyorlar. Sosyal medyada bir kısım katılmıyorum ben. Yani stoper olsa biraz iyi olurdu gibime geliyor da. Şimdi mali tabloyu da düşünmek lazım. Bak şimdi burada ben transfer yapılmadı veya şu bu konuşmuyorum. O genel şeyde ben sosyal medyadan gördüm. Hazır veya hazır olmayan topçuyu niye alıyorsun? Hazır abi elindeki yani. Türk oyuncuyu kimse vermiyor. O da ayrı bir bak ben her zaman şunu savunuyorum hocam. Yabancı bir oyuncu kuranla bizim ihtiyacımız yok. Bizim altyapıdan oyuncu oynatma ya zorunluluğuna ihtiyacımız var. Bunu şöyle düşünebiliriz. Arkadaş biz bilmiyorum onu da açıkça konuşayım da mallığına mı aldık kiralık mı? Alberk kiralık diğeri mallığına demeyeyim o kötü bir ifade oluyor da bonservisimiz. Yani kendi topçumuz mu oldu onu söylüyorum. Uğurcan bizim Alberk yarım sezon sonra gidecek hocam o kiralık. Arkadaşlar çok mesaj var diğer tarafa hiç bakamadım zaten. Bir de 1922 Konyaspor Eskişehir'de zor da olsa hani derler ya al birini vur ötekini. Eskişehir'in ağa gitmiş, vağa kalmış. Orada gencecik 16-18 yaşında çocuklar oynuyor. Onu bile zor yeniyorsunuz ya. Ayıptır kardeşim. Birçoğunuzun tecrübesi, deneyim var. Derdiniz ne? Bu takım düşerse hepiniz düşersiniz. Utanın kendinize gelin be. 12 maçta bir maç mı kazandılar Hasan? Ne oluyor? 90 artı 4. Ya Konyaspor'un savunma spobu orası bir geleceği ya. 13-15 tane oyuncu oynuyor orada altyapıda. Bir kendinize gelin silkelenin ya. Kaç maçtır hiç sahada maç kazanamıyorsunuz. En sonunda bunu söylettiniz yani. Ekmek veriliyor fırsat derdiniz ne yani? Orada başınızda futbolun içinden gelmiş yıllarca amatörde tozunu toprağını yutmuş. Zahir hocam yok mu? Zahir hocamız. Ya onlara bir ayıp o başkanınıza yöneticilere ayıptır ya. Nasıl? Derdiniz ne? Ne istiyorsunuz yani? Bu acıları, bu sıkıntıları yaşatarak farklı şeyler peşinde misiniz? Utanın. Kendinize gelin. Bir alalım. Maçlarının programını bir alalım. Karaca Bey miydi? Koca Bey miydi? Karaca Bey. Karaca Bey. Ah Karaca Bey Belediyespor ne zaman? 15 Temmuz stadyumunda 5 Mart saat 14'te sevgili seyirciler. Ve destek bekliyoruz takımımıza da oyunculara buradan rica ediyorum. Yani öyle olmaz. Orada deneyimli, yetenekli çok oyuncu var. Hepiniz yeteneklisiniz. Bir silkelenin, kendinize gelin. Düştüğünde takım siz düşüyorsunuz. İkincilik futbolcusu değil, üçüncülük futbolcusu olacaksınız. Ona göre muamele göreceksiniz. Basketbolda yüzün üzerinde sayı attı, kazandı ama çok kritik maçları kazandığı için özellikle Antalya Güneşi bana göre orada şampiyonluk gitti. Playoff şampiyonluğunu kovalayacak abi. Peki. Orada şöyle abi, ikinci sırayı bitirirse ligi ev sahibi avantajını kullanacak playoff'ta. O yüzden yeni hedefi ikinci sırada bitirmek. Peki sevgili seyirciler programın sonuna geldik. İnşallah Galatasaray maçını kazanarak yeni bir başlangıç yaparız. Yeniden kendimize geliriz. Bir ve beraber oluruz. En büyük servet, sağlık ve mutluluk sizlerin olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum.